ABCD dikdörtgeni 4 tane eşit dikdörtgene bölünmüş. O zaman bir kere kısa kenarlar birbirinden aynısı ve uzun kenarda kısa kenarın 3 katı oldu gördüğünüz gibi. O zaman şöyle kısa kenara 3A yaz, e, A yaz. Uzun kenara 3A böyle yerleştirdik. Şimdi alanı 4A çarpı 3A eşittir 36. A kare buradan 3 oldu. Yani A kök 3 geldi. Demek ki bunun bir kenarı 3 kök 3'müş. Diğer kenarı 4 kök 3'müş. 7 3 çarpı 2'den çevresi 14 kökü C şıkkı. Bir katlama yapılmış dikdörtgende. Şimdi bakalım ee, bir kere katladığımız zaman hemen uzunlukların ve açıların korunduğuna dikkat edelim. 6, 8, 10 üçgeni şimdi bundan sonra böyle duruyor. Şimdi dikkatli olmak lazım. Şöyle rengi alayım yeşili. Büyüteyim sadece buraya bir odaklanan. Ben nereyi bulacağım burada? ECB üssünün ECB üssü yani aslında normal yine bu üçgenin alanını yeşile boyadığım üçgenin alanını bulacağım. Kenarlarını bilmem lazım. Burada hemen şuna bakalım. E, açılar bizim için önemli. 90 dereceler fazla olduğu zaman alfa beta 90 yapın bakın. Alfa sonra beta sonra beta sonra alfa gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonra ne diyebilirim? Hemen şunu söyleyebilirsin. Alfa beta 90 alfa beta 90 bu iki üçgen benzer. Burada küçük kenarın büyük kenar oranı 6 bölü 8'den 3 bölü 4. Burada da o zaman küçük kenar hangi açıyı görecek? Betayı. Burada da o zaman 3 bölü 4 olması için 24 olur DC değil mi? Şimdi DC'nin 24 olduğunu bulunca artık EB'ye 16 kaldı. Daha sonrasında gelelim şimdi diğer kenarlara. Yine burada 32, 24, 40 diyelim. Ee, 3, 4, 5 üçgeninin katları. Aynı şekilde betanın karşısını 3K dersen buraya 4K dersin. Bu da böyle 5K olur. Buna göre uzun kenarın 38 artı 5K olduğunu gördüm. 38 artı 5K. Bu arada katladığım zaman 38 artı 5K nereye geldi? Aslında buradaki CB üstüne. Yani 40 artı 4K eşit oldu. 38 artı 5K'ya. 2 eşittir K geldi. Demek ki 2 çarpı 5'ten 10 yani uzun kenarın 48 birimmiş. Hem gri bölge hem bu beyaz bölge aynı alana sahip. 16 çarpı 48 bölü 2 yani 16 çarpı 24 diyeceğiz. Doğru cevabımız da buradan 384 olmuş olacak D şıkkı. Katlamalarda ciddi manada bu eşitliklere, açılara dikkat etmek lazım. Onunla ilgili iyi bir soruydu. Kırmızı bölgenin alanının beyaz bölgenin alanına oranı kaçtır demiş. Şimdi burada e, birim kareli zemin demiş ya kenarlar bir birim yani bir bir. Burada nasıl yaparsınız? Şöyle 2 çarpı 3 bölü 2'den bu bölge 3. O zaman bu paralel kenarın alanı hatta direkt üçgenin alanını bulmayalım. Paralel kenarın alanını bulalım. 2 çarpı 3'ten direkt burası 6. Bu da 6. Bunlar hep böyle 6 birim kare değil mi? Böylece kırmızı bölgenin alanı 6 çarpı 6'dan 36 oldu. Şimdi beyaz bölgenin alanını nasıl bulacağım? Orada da aslında yine dikdörtgenden bu kırmızı bölgeleri çıkarabilirsin. Ya da hiç ona gerek kalmadın istersen şunu da diyebilirsin. Burası 2 birim. Yükseklik böyle 2 birim. Burası 6. Bu üçgenin alanı 6 birim. Sonra yine aynı şekilde burada 6 birim kare olacak. Paralel kenar 6 birim, 6 birim, 6 birim. Burası 3 birim kare. Burası da 3 birim kare. Yani o zaman totalde ne oldu? 6, 12 daha 18, 30, ve 36. Böylece oranları bir geldi C şıkkı. Ok yönünde bir katlama yapılmış. Daha sonrasında da CD boyunca bir katlama yapılmış. PRST demiş. Tüm dikdörtgenin ilk halinin alımının PRST cinsinden değerine bakacağız. Şimdi sona, sondan başa doğru gel. Geldim böyle. Burası P ve R olur değil mi? İlk hal ikinci haline getirirsek yani şekil 2'ye. Daha sonrasında Birinci şekle döndürmek için ne yapacaksın? Böyle katlayacaksın. Yani yine P, yine P, yine T. O zaman buradan da artık tüm alan 4P artı 2R artı 2T artı S olmuş oldu. Buradan da cevabımız C şıkkı. Katlamalara şimdi dikkat edelim. Burada birisinde 14, birisinde 4 kalmış. Şimdi kısadan başlarsak. Şöyle bir KL'den katladığım zaman Şöyle bir uzunluğum var A. Aslında sağ tarafta da yine A var. Yani bu şeridin boyu 2 artı 14 oluyor. Hatta eski haline getireyim gör bak. Katlanma, şu katlanmış üst üste gelen kısmı A dersen eski halinde A. Gerçekten bak 2 A artı 14 oldu uzunluğumuz. Şimdi ilk, durumda şu görüntüde de 4 birim var. O zaman katladığımız zaman üst üste gelen parçalar aynıdır. 2 artı 14'ten 4 çıkarırsam 2 A artı 10 olur a artı 5 olur. Ve altta kalan kısım da yine a artı 5 olur. Şimdi o altta kalan kısımları bir kontrol edelim. Sarıya kadar katladığım yer normalde ne? K, L, B, A. O zaman A. Şimdi daha sonrasında F'ye kadar olan kısım yani şu katladığım ilk uzun katlamada ne? A artı 5 artı 4'ten A artı 9. O zaman yukarıya ne kaldı? 9 kaldı. Sonra buraya ne kaldı? A artı 5 kaldı. Gerçekten Total uzunluğumuz 2 artı 14. Benden de FL'yi istiyor. 9 geldi C şıkkı. Ağırlık merkezi etrafında şöyle ağırlık merkezi ne demektir? Köşegenlerin kesim noktası. Köşegenlerin kesim noktası etrafında döndürülüyor. Ve D noktası A'ya gelecek şekilde. O zaman bak. Şimdi D noktası A'ya gelmesi için böyle döndü, döndü, döndü. Böyle A oldu. Yani ne kadar döndürmemiz gerekiyor? şöyle bu açı kadar döndürmem gerekiyor. Dolayısıyla döndürünce bir alfa açısı kadar D'nin olduğu yer artık A noktasına doğru geldi. O zaman bakalım alfa kadar döndürdüğümüz zaman şimdi D noktası oraya geldi. D ile A şöyle kesişecek dik malum D, A kenarı böyle dursun. O da bunun etrafında döndü böyle bir alfa derece. B noktası alfa dönünce C'nin olduğu yere gelmiş olacak. Yani B de böyle. Ee, doğal olarak şöyle bu dikdörtgenimiz şöyle D, A, B açımız zaten 90 derece olmalı. C noktası da şöyle bir yere geldi. İşte yeni dikdörtgenimizi böyle elde etmiş olduk. Onu biraz daha düzgün yapalım artık. Nasıl olsa dikdörtgeni anladık ya. Temsili olarak bir görüntü yaptık. Yani ikinci durumda da görüntümüz şöyle bir durum. Yani böyle yaparsak en azından deminki görüntü hani tahmini yaptık. Şimdi görseli Böyle iç içe kesişen şöyle bir bölge oluşmuş olduğunu gördük. Her iki durumda da şöyle köşegenlerin kesim noktası nasıl olsa dikdörtgenlerin aynı olacak bir O noktası. Buradan yola çıkarak bir harekete geçelim. Hipotenüsleri aynı olduğu için şöyle bak alfa, beta, işte beta, alfa. Burada eş üçgenleri olmuş olacak. Betaların karşısı aynı olduğu için alfaların karşısı da aynı olur. Şöyle AA, aa dersem... Normalde 18'de 18 eksi A ve 12. Şu üçgende özel üçgen oluyor mu? Evet. 5 verirsem bak 5, 12, 13 üçgen oluyor. 5. Şöyle o zaman burası 13 oldu. Toplamda A'ya 5 verdiğim için böyle bir DP da 5 geldi. Şimdi artık buradaki bu paralel kenar bunların ortak kesişim bölgesi değil mi? Yükseklik 12. Tabanı ne bulduk? 18 eksi A'yı 13 bulduk. Şurada da göstereyim. 13 gelmiş oldu. Artık 12 çarpı 13 156 bu kırmızı kesişim bölgesinin yani paralel kenarın alanı D şıkkı. AF 6 birim verilmiş. EB'de 24 birim verilmiş. BC nedir diye soruluyor. Burada bu kadar alakasız görünen uzunluktan nasıl bir yola çıkabiliriz? Şimdi dik kesişiyorlar. Aslında şöyle bir yorum yapabilirim bak özel bir yorum. Şöyle C-F-C-K diyeyim. C-K paralelini çekersem. Böyle çektim. Bir şekilde oluşturdum. Aynı bu şekli aldım. Buraya yapıştırdım. Böyle olunca yine B-K'da 6 birim olacak değil mi? Daha sonrasında Ben aynısından çizdiğim için alfa. Burası da alfa olur. E, doğal olarak alfa artı şöyle beta 90 dersen e, Mecburen burada yine alfa. Şu üçgende dik üçgen. Şuraya da beta kaldığı için o zaman alfa artı beta 90 yani burada paralellik olduğu için gerçekten 90 derece oldu. Dikten dikindi. 24 çarpı 6 eşittir x kare. 144 x buradan 12 oldu. B şıkkı. BE ve AC birbirine eşit verilmiş. Şimdi bir kere dikdörtgenin köşegenleri eşit olduğu için ben hemen bu köşegeni çizerim. Burada BE köşegeniyle daha doğrusu BD köşegeniyle BE de eşit olmuş olur. Şimdi artık Z'den dolayı böyle bir 36 dereceyi de yerleştireyim. Dikdörtgenin parçalarının eşit olduğunu unutma köşegenlerinin bu yüzden 36 derece. Şimdi hemen şuna dikkat et. X iki skener üçgenden dolayı X. iki tane iç açının toplamı dış açıya eşittir. 36 eşittir 2 xten X 18 oldu C şıkkı dörtgende de yine yükseklikleri aynı olduğunda ya da bir kenar ortak olduğunda alanlar oranı tabanlar oranı olur. Şimdi kesirlerle uğraşmak için önce bir şuraya 4K'ya 2K diyeyim. Çünkü ikinci durumda alanların eşit olması için bak 3K'ya 3K olur. Gerçekten toplam uzunluğum 6K dedim. Sonra 4K'ya 2K diye ayarladım ki alt tarafı da 3 3 diye ayırayım. Şimdi başlangıçta 2K'ya 4K'ydı. Eşitlenmesi için ne oldu? Ben bu store perdeyi yukarı doğru kaydırdım. Ne kadar? 60 santim. 60 santim kaydırınca ikinci durumda yukarısı 3K oldu. Aşağısı da 3K oldu. O zaman bak bu 60 santim neye eşitmiş? K'ya. Buradan da o zaman K 60 ise 6K ne yapar? 360 santim. X buradan o zaman 3.6 olur. E şıkkı. Şimdi burada bir kaydırma yapılmış. 60 değişmiyor ama yine 60 birim olarak duruyor. Şöyle bir 60 birimimiz var. Burada bana A noktasının yere olan uzaklığını niye vermiş biliyor musunuz? Şimdi 36 şöyle kenarda göstereyim. 36 60. Buradan da e, ne olacak? 4'ün 12 katı olacak. 48. 5 12 e, 3 4 5'in 12 katı oldu. Bu bana şunu anlatıyor. Alfa beta dediğin zaman bu üçgenle benzer bir üçgen olan diyelim alfa beta üçgeni olduğunda yine böyle burası 3k olur, yine 4k olur, 5k olur. Benzer üçgenlerin kenarlarının oranı aynıdır. Dolayısıyla burada Şöyle alfa dersem, yine beta dersem, kısa kenara 3K dediğimde, 4K dediğimde 5K demiş olurum. Bu da bana neyi sağlar? 15 birim olduğu için kısa kenar. 3K 15 ise şöyle 25 olur. Burası da böyle bak 20 olur. Daha sonrasında yine uzun kenar 15 olacağı için devam et, dik kullan. Şöyle 90 derece şeklinde. Beta, alfa. Bu da sana neyi sağlayacaktır? 15 olduğu için alfanın karşısına kısa kenar geliyor 9. Beta'nın karşısına uzun kenar geliyor 12. Gerçekten bütün üçgenler kenarlar arasında 3, 4, 5 bağıntısı var benzerlik olduğu için. Şimdi alacaksın buradan böyle B'nin uzaklığını bulmak için bir dik üçgen de burada oluşturacaksın. Şöyle 90 derece alfa beta alfa beta. Beta'nın karşısına uzun kenar eşlik oldu artık 9, 12, 15'ten dolayı kenarları aynı. Beta'nın karşısına burada ne gelmişti demin? Bir kontrol edelim 12. O zaman yine 12 oldu. Alfa'nın karşısına da 9 geldi. B'nin yerden uzaklığı da 36 12 daha 48 olur D şıkkı.